merhabalar. KHK TV ekranlarındasınız. Bugünkü konuğumuz Şanal Yurda Tapan. Hoş geldiniz Şanal Bey. Hoş bulduk. Gönül isterdi ki sizinle sanat konuşalım, müzik konuşalım. Ama maalesef ülke gündemi çok fazla artık bunlar lüks kalıyor herhalde. İzin vermiyor. Siz aynı zamanda yılmaz bir insan hakları savunucususunuz. Hayatınız boyunca bunun bedelini de ödediniz. Yasaklanan kitaplar, şarkılar, cezaevleri, hatta yurttaşlıktan çıkartmaya varan baskılar gördünüz hayatınızda. Şimdi de biz günümüz Türkiye'sinde bunu OHAL sonrası KHK'larda görüyoruz. Belki de o hukuksuzluğun vücut bulmuş hali maalesef KHK'lar. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin yaşadığınız o baskılarla bu zamanki baskıları kıyaslasak, kıyaslanabilir mi? Valla bu daha kötüydü, bu daha kötüydü kıyaslaması yapmanın pek bir şeyi yok. Ama gerçekten de Türkiye'nin bu kadar kötü bir dönemini görmedim, duymadım, yaşamadım. Evet. Hani darbe olsaydı Fethullah Hoca takımı ele geçirecek devleti. Bir çete diyelim. Başka bir çete ele geçirdi devleti. Ne fark etti? Ha o. Çünkü yani devlet olmaktan tamamen çıktı. Gerçi tabii devletin ne olduğu ne olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Ama kendi iddiasına göre toplumun düzenini sağlayacak, güvenliğini sağlayacak bir organ olduğunu iddia eder kendisi. Hiç değilse öyleymiş gibi görmeye çalışır. Pardon. Hiç böyle bir dert yok artık. Resmen bir tek adamın, bir tek diktatörün, sultanın ne dediği ise onun olduğu bir ülke halindeyiz. Hiç. Yine bu sabah yine haberlerde gördüm. Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde İşinden KHK'ların yaptığı direnişten insanları evlerinden gitmiş toplamışlar bu defada. 8-9 kişiyi. Nedir? Hangi gerekçeyle? Hiç gerekçe yok. Anayasada resmen yazıyor ki silahsız ve saldırısız gösterileri yapmak önceden izin almaksızın herkesin hakkıdır. Şimdi polis geliyor bu gösteri izinsiz diyor. Ne demek izinsiz gösteri? İzinli gösteri mi olurmuş? Anayasada bu yazıyorsa. Falan gibi. Bir de işte devleti adım adım ele geçirdi. İlk önce medya ile başladı. Yani vücudun sinir sistemini eline geçirdi diyelim. Haberleşme alanını. Çok şükür az sayıda da olsa internette hala dürüst yayın yapan kanallar var. Sizinki de onlardan bir tanesi zaten. Ama onu da canına tıkamak için hazırlıklar yapıyor. Başaramaz, o mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Yani tamam kapatır kapatması ama her şeyi kapatır o vakitte. Ama onun dışında medya ile başladı. Arkadan yargıyı esir aldı. Fethetti diyorum ben ona. Resmen yargının bütün kurumlarını kiminin şeklini değiştirdi falan filan ama ilk önce hakim ve savcılar eskiden yüksekti, şimdi alçaldı. O kurumu tam eline geçirdikten sonra işte mahkemelerin yapılarını değiştirdi. Ama yeni kurduğu mahkemeler veya altı yapısı değiştirmiş mahkemelere kim atayacak oranın hakimlerini? Hakim ve savcılar kurulu işte. Böyle tam ele geçirdi. Rezalet yani hala da hoşuna gitmeyen kararlar veren heyetler olursa değiştiriveriyor hemen. Bir iki dudağının arasında. Bu böyle gider mi? Gitmez. Bugünün dünyasında zaten gitmez. Ama Türkiye'nin kör topalda olsa 200 yıllık bir geçmişi var. Ve bu toplum bu deli gömleğine sığmaz. Ama hiçbir zamanda isteyerek bırakmayacağı için yerine bakalım daha neler göreceğiz. Elinden gelen her şey. Benim en korktuğum şey bir şekilde bir savaş çıkartması. Sanki savaş yokmuş gibi var ama yetmiyor. Daha büyüyecek bir şey yapması. Ondan sonra da canım
işte savaş zamanında seçim mi olurmuş filan demesi. Buna rağmen gitmez. Efendim, siz nasıl bir muhalefet görüyorsunuz böyle bir yönetimin karşısında? İki tane muhalefet görüyorum. Birincisi Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan HDP'dir. Yok sayılıyor. Sanki parti değildi. Onlar bir suç örgütüymüş muamelesi görüyorlar. Rezalet tabii ayrıca. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef muhalefet olarak sayamıyorum. Ne yapacağı belli değil. Habire yalpalayıp duruyor. İkinci muhalefet de sivil toplum içerisinden gelen. Bu. Ama bu yeterli değil. Bunun politik alanına dökülebilmesi gerekli. Selahattin Demirtaş'ın üst üste iki tane önerisi oldu. Bir tanesi geliştirilmiş bir parlamenter sistem üzerine. İkincisi de oraya nasıl varılır, nasıl gidilir, nasıl işbirliği yapılmalı üzerine düşünülmüş, çalışılmış öneriler. Aslında yeni bir şey göremiyoruz orada. Hep bildiğimiz şeyler ama işte siyasetin bunu ciddiye alabilmesi lazım. Yani umutsuz değilim ama yakın gelecek içinde korku içerisindeyim doğrusunu isterseniz. Gitmemek için her şeyi yapar. Evet beyefendi. Evet. Pekala, bu toplumsal muhalefet sizce bir ışık var mı toplumsal muhalefette? Aslında bu insanlar milyonları oluşturuyor ama maalesef çok parçalı. Herkesin kendi bagajı elinde yürüyorlar. Nasıl bir araya gelir bu toplumsal muhalefet? Şimdi toplumsal muhalefetin var olduğu yerde bazen ummadığınız bir kıvılcım aniden onu patlatıyor. Buna iki örnek. Bir tanesini Romanya'dan vereyim. Çavuşescu'nun sonunun başlangıcı olan sahneyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir yerde arkasında generaller falan böyle bir şeyde karşısında da kendisini alkışlamak üzere toplanmış bir grup vardı. Oradan uzuk atıyordu. Onlar da alkışlıyordu. Sonra bir şey oldu. Arkalarından birisi buuu diye, yuuu diye yani bağırdı. Birdenbire bütün o kalabalık önce bir çalkalandı şöyle ve hepsi birden yuvalamaya başladılar. Çevişesk'ı ne yapacağını şaşırdı. Generaller meğer apar topar gittiler. Birkaç gün sonra da devrildi gitti. Halbuki oraya gidip gelenler diyorlar ki, diyor ki öyle bir polis rejimi var ki orada yaprak kımıldamaz. İşte sosyal değişimler şeffaf bir bardağa damlayan su damlaları gibi değil. Şeffaf değil bardak. Dolayısıyla suyun damladığını, düzenli damladığını görüyorsanız diyebilirsiniz ki evet taşıyacak bu bardak. Ama ne zaman, ne şekilde, son damla nerede gelir bunu tahmin etmek kolay olmuyor. İkinci örnek Gezi. Gezi olayları evet. Biz buraya bu kışlayı istemiyoruz diyen Beyoğlu sakinleriyle başladı. Ondan sonra ağaçların kesilmesini engellemek sen derken birbiriyle hiç ilgisi olmayan bir sürü insan akın etti oraya. Neden? Çünkü maşallah bütün toplum kesimlerini, kadınları ayrı, öğrencileri ayrı, içki içenleri ayrı, alevileri ayrı. O kadar çok aşağılıyor ki her konuşmasında ve bunu marifet zannediyor, erkeklik falan filan bununla oy topluyorum zannediyor. İnsanların içine biriken bu kin en sonunda bir kıvılcım çakıldığında patlayıveriyor. Onu kanla bastırabildi. İkinci şeyde ise, darbede ise işte Fethullahçı takımının öyle bir darbe yapabilecek kadar gücü yoktu. Vardır tabii ki, ordunun içine de sızmıştır, doğrudur. Ama öyle düşünün, o gezide o infiali gösteren insanlar, onun gibi ordu içinde yani elinde silah tutan insanlarda da yok muydu? Onlar da aynı şekilde ve onlar daha şey durumdalar. Çünkü sivil insanlar alt tarafı bir silahım yok, bir şeyim yok, bir niyetim de yok öyle bir şey yapmaya der ama elinde silah bulunan insan kendini daha sorumlu hisseder. Dolayısıyla da öyle bir zamanlı zamansız biraz da
haber bilindiği halde yol açılan, ben öyle görüyorum, şey oldu. Ama böyle böyle patlıyor toplumlar. Böyle bir patlama kimsenin hayrına olmaz. Ama maalesef de benim tahminim o. Bırakıp gitmeyecek katiyen. Çünkü bırakıp giderse her şeyin hesabı sorulacak ondan sonra. Siz 95 yılında Yaşar Kemal'in DGM'de yargılanmasında bir sivil itaatsizlik hareketi başlattınız. Sözcüsüydünüz daha doğrusu. Evet. Düşünce suçuna karşı girişim diye. Devam ediyor mu? Evet. Şimdi galiba 80 bin insanı buldu o imza atanlar, öyle mi? Hemen hemen, evet. Evet. Bir netice alabildiniz mi bu sivil itaatsizlik eylemlerinizden? İki defa kanun değiştirdiler. Bir cümlelik bir kanun yapıyorlardı. İşte şu şeyler veya basın yoluyla işlenmiş suçlar ertelenecektir falan filan gibisinden. İki defa bu oldu. Çünkü o eski ceza kanununun çok güzel bir maddesi vardı. 162. madde muhteşem bir maddeydi. Şöyle bir şey. Suç sayılan bir şeyi yeniden yayınlamak yeni bir suçtur. Yayınlayan o görüşe katılmadığını belirtse bile sorumluluktan kurtulamaz. Oh ne ala. Çünkü bu dediğiniz süre özellikle ilk 10 yıl boyunca çok sayıda sivil itaatsizlik yapıldı. Ama tabii bir insan düşüncelerinden dolayı başı belaya giriyor. O düşüncelerin altına imza atmak bunu inanmayan insanlar için hoş bir şey değildir. Ama imza atmıyor, yayınlıyoruz. Sonradan yeni ceza kanunu bu maddeyi attılar. İşte sonuçta Türkiye'deki devlet yapısıyla baş etmek pek kolay bir iş değil. Çünkü çok köklü bir yapısı var. Daha Cumhuriyet'ten çok öncesinden beri gelen. Bir de insanlarda hala o işte padişahlık dönemi alışkanlığı, yani teba mantığı var. Devlet büyüktür, bu babadır, şudur budur filan. Dolayısıyla bunun aşılması, bağımsız bir yurttaşım, devlet diye bir şey varsa benim için var. O bana hizmet edecek, ben ona değil. Mantığı mücadeleler sonucunda oluşuyor yavaş yavaş. Daha o konuda alınacak yolumuz var. Yani Erdoğan gittikten sonrası içinde tehlike bitmeyecek. Devletle kavgamız devam etmek zorunda. Ta ki devlet bize hizmet etmek zorunda olduğunu idrak edene kadar. Ben görmeyeceğim ama siz görürsünüz. Z kuşağından ümitli misiniz? Pardon? Z kuşağı, gençlerden ümidiniz var mı? Nasıl şimdiki gençlerimiz? Nasıl görüyorsunuz? Hiçbir zaman insanlardan ümit kesilmeyeceği için gençlerden de ümit kesilmez. Üstelik onlar daha heyecanlı olduklarından daha ataktırlar, güçlerini daha rahat kullanırlar. Y kuşağı, Z kuşağı deyimleri bana çok saçma sapan şeyler geliyor. Çünkü neymiş? Mesela savaş sonrası şu kuşakmış. Birader, savaş sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'daki gençlikle Amerika'daki gençlik bir mi? Aynı dönemdeler. Ama birisi yıkılmış, perişan bir ülkede, öbür tarafta her şey tıkırında bir ülkede oluyor. Veyahut da şu anda Afrika ülkelerine bakın, uzaklığı ülkelerine bakın. Onun için o kelimeleri kullanmak istemiyorum ama şimdiki gençlik diyorsanız hiçbir şeyle ilgisi yokmuş, kendisi yaşamaya bakıyormuş gibi görünüyor uzaktan. Bu da doğal bir şey. Her insan öyle değil mi? Birinci isteğimiz nedir? Rahat huzur içerisinde işte gelirimiz de olabilsin, yarına da birazcık umutla bakabilelim, bunu isteriz. Gençler de daha hayatlarına yeni başlıyorlar. Cinsel yaşamları da yeni başlıyor. Dolayısıyla onların kendilerini düşünmelerinden doğal bir şey yok. Ama o kendilerini düşünürken de kendi başlarına gelen ve gelecek olan şeyler o insanları
daha yaşlanmaya falan gerek kalmadan yine genç yaşlarında değiştiriyor, değiştirecektir. Onun için hiçbir şekilde umutsuz değilim. Evet, çok güzel. Şöyle sormak istiyorum. Şu an cezaevlerinde binlerce insan var, on binlerce hastalar, bebekli anneler var. Yurt dışına gitmek zorunda kalmış insanlar var. Birleşenleriyle milyonları bulan bir mağduriyet var maalesef. Ne tavsiye edersiniz bu insanlara? Siz de birçok baskı yaşadınız, ülkenizi terk ettiniz. Muhakkak orada yaşam çok zordur. Başka bir kültür, başka bir coğrafya ama mecbursunuz orada gidip yaşamaya. Ve burada kalanlar resmen anayasal haklarını kullanamayan insanlar var. Hukuk çerçevesinde evet arıyorlar haklarını ama işte hukuk çerçevesinde. Yani olmayan bir hukuk mu bu bilmiyorum. Ne tavsiye edeceksiniz? Yani seslerini de çok fazla duyuramıyorlar. Daha çok mütedeyyin bir kesim bu kesim. Siz de, biz de, ben ve birlikte çalıştığım arkadaşlar veya küçük de bir grup sayılmayız. Evet, ne de olsa bir aydınlar kesimiyiz falan. Ama onların sesini duyurmaya mutlaka ki çalışıyoruz ve de çalışmalıyız. Ne diyebilirim onlar için? Herkesin diyeceğim aynı şey. Hukuk, kanun demiyorum bakın. Hukuk bizim üzerine basabileceğimiz ve üzerinde durabileceğimiz yegane zemindir. Bundan ayrılıp başka bir yol aramaya kalktığınız vakit ister istemez bir suçun ağırlığı üzerinize gelmiş oluyor. Hukuku temel alarak mücadelemizi devam etmeliyiz. Çünkü karşı tarafın dayanağı yok. Karşı tarafın dayanağı sadece kendi elindeki gücü işte. O güç de o kadar büyük değil. Zaten Erdoğan ödü kopuyor. Gerçekten ödü kopuyor. Her halinden görüyoruz. Bahçeli ile birbirlerine demediklerini bırakmışlardı. Televizyon programı yaptığım için şimdi onları da biriktiriyorum, yan yana koyuyorum falan filan, görüyoruz. Ne onları birleştirdi? Beka. Ama Türkiye'nin bekası değil. Kendi bekaları. İkisi de gördü ki olmayacak bu iş, gidiyoruz güme. İkisi canciğer kuzu sarması olur dediler. Ama buna rağmen hala oyları düşüyor. Çünkü siz istediğiniz kadar bütün kiliseleri cami yapın, gidin işte orada petrol bulun, ne yaparsanız yapın. Eninde sonunda insanların kararını verdiği nokta çarşı pazar oluyor. Eğer ekonomiyi yönetemezseniz, ki bu şekilde mirasiyeli gibi her şeyini harcadı Türkiye'nin, hala da bitiremedi, her şeyine el koyuyor. Ama buna rağmen halledemiyor ekonomiyi. Bu şekilde gidemez gayet tabii. O gitmediği için de oyları düşecek. Tek çaresi seçimi yaptırmayacak bir çare bulmak. Onun adı da savaş. Çok teşekkür ediyorum size. Yayınımıza katıldınız. Benim şimdiki sanatçılara bir eleştiri mi diyeyim? Eleştiri de yapacak şey de değilim ama sizin kuşakta daha mı böyle toplumun nabzını tutan, işte haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı sanatını bir direnç yapan grup, kitle vardı. Hoş, onların da bu yaptığı sanat eserleri, işte şarkılar yasaklanıyordu belki ama daha mı duyarlıydı eski sanatçılar, eski kuşak sanatçılar? Her zaman için öyle sanatçılar da oldu. Sayıları çok azdı. Ve hayatları da karartılıyordu, ruhisi yapıldığı gibi, Nazım Hikmet'te yapıldığı gibi. Fakat toplumsal hareketlerin güçlendiği zaman bu ister istemez sanata ve sanatçılara da yansıyor. Sizin dediğiniz dönemlerde Türkiye'deki işçi hareketleri çok güçleniyordu, giderek güçleniyordu. Sol düşünceler daha yayılıyordu. Bu sanata da yansıyordu doğal olarak.
Şimdiki bu atmosfer içerisinde galiba çok daha az sayıda sanatçı kalmıştır. Ama olur, olur. O da evet. Bitmez. Az sayıda da olsa olur. Ne olacak? Zamanında işte Sabahattin Ali varmış, Nazım Hikmet varmış, Beyci Baran varmış. Nazım dışarı gitmek zorunda kaldı. Sabahattin Ali'yi öldürdüler. Ama onların isimleri yaşıyor. Onları öldürenler, kaçırtanlar, işte devlet tek kelimede toplanıyor. Devleti double ile yazıyorum ben. Gıcıklık olsun diye. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Yayınımıza katıldığınız, konuk oldunuz. Görüşmek üzere diyorum. Başarılar diliyorum mücadelenizde. Teşekkürler. Sevgili KYK TV izleyenleri, bugün bizlerle Şanar Yurtatapan vardı. Biz kendisini hem müzisyen kimliğiyle hem de Yılmaz bir insan hakları savunucusu olarak konuk ettik, ağırladık. Umarım beğenmişsinizdir programı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.